ilk hayalleri bir ev sahibi olmaktı. Hepsi yılları 1-2000'i o sitedeki dairelerine yatırdılar. Ancak iddiaya göre inşaat yarım kaldı. Mağdurlar bugün evlerimizi istiyoruz diyerek isyan etti. 2011 senesinde 94 bin lira para verdim. 2013 yılında 152 bin lira para verdim. 10 yıldır evimizi alamıyoruz. 55 yaşındayım, emekli oldum. Bütün emekli paramı buraya yatırdım. Mağdurum, hibe istemiyorum. Evimi istiyorum. Dişinden tırnağından artıran yatırımını eve yaptı. Ama iddiaya göre o evlerin inşaatı bir türlü tamamlanamadı. Yüzlerce mağdur ödediği parayla kala kaldı. Tepedeki insan şu an kendini aşağı atmak için bekliyor. Bizim dairelerimizi versinler. Mağduruz, biz de devlet büyüklerine sesleniyoruz. Adam battı desem battı değil, çünkü mal varlığı burayı 5 kere bitirmeye müsait. Mağdurları isyan ettiren olayın adresi Beylikdüzü. Kimi 100, kimi 200, kimi 300 bin lirasını kaptırdı. Hepsinin tek isteği bir ev sahibi olmakta, ancak olmadı. Onlar da bugün birlikte toplandı ve evlerimizi istiyoruz dedi. Ben evimi istiyorum, başka bir şey istemiyorum. 2014 yılında da evi teslim edeceklerdi. Ancak ev teslim edilmedi. Gördüğünüz gibi bütün inşaatlar yarım kalmış ve 5000'e yakın kişi burada mağdur şekilde. Mağdurlardan biri satın aldığı daireye çıktı. İntihara kalkıştı. Polis onu güçlükle sakinleştirdi. Niye intihara kalktım? Ben hakkımı istiyorum. Ben kredi çektim. Hırsızlık yapmadım ben. Bu kadar insan borcu bitti, her şeyi bitti. Yüzlerce mağdur olaysız bir şekilde dağıldı. Tek istekleri ise evlerine kavuşabilmek.